Merhabalar arkadaşlar, bugün yine bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz yıllardır piyasada olan ve çoğumuzun bildiği bir ürün. Devamlı vücudundan bahseden body jacket. Evet, isminden de anlaşılacağı üzere cüsseli bir şey bekliyorum ben açıkçası. Paketin maşallahı var. Evet, o zaman açalım. Bugün iki antrenman attım, bayağı yorgunum. Evet, ürünümüzü açtık. Ürün oturur vaziyette ve ağırlık çalışırken hazırlanmış. Beklediğimden daha iri cüsseli bir ürün çıktı ve bu beni birazcık ürküttü açıkçası. Ve ürüne eşofman altı giydirilmiş, dar bir atleti var. Atlet bence özellikle giydirilmiş, kasları, bütün güzel vücudu ortaya çıksın diye. Benim de ilk başta hemen gözüme çarpan özellikler şu. Omuzlarının genişliği, kollarının iriliği benden bile daha büyük görünüyor. Buradan ürünün kendine güvenen ve cesur bir ürün olduğunu anlıyoruz zaten. Abi benim genetiğim müsait, ondan gelişti. Ürün tamamen kaslardan oluşmuş ve gördüğünüz gibi çıkan damarları vücudun her yerinde gözlemlemek mümkün. Üçgen vücut olarak tasarlanmış bu modelde gerçekten tasarımın hakkını vermişler. Bu ürünün uzun saçlı modeli pek bulunmuyor. Genelde ya dazlak ya da kısa saçlı oluyorlar. Hazır saça değinmişken biraz da vücut kıllarından bahsetmek istiyorum. Tüylerden hoşlanmayan insanlar için bu ürün tam da tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Neden mi? Çünkü bu ürünlerin çoğu epilasyonlu olarak dolaşıyor. Ben epilasyona gidiyorum ya. Kıl vücudu kapatıyor. Evet arkadaşlar, şimdi ürünün aksesuarlarını inceleyelim diyeceğim ama ürünün kendisi o kadar çok ön planda ki çok fazla aksesuar kullanmamışlar. Evet, ben bakınca atleti, eşofmanı, dumbbell'ı ve tabii ki yanından hiç ayırmadığı protein tozundan başka bir şey göremiyorum. Sadece boynunda şöyle bir zincir var, göğüs kasının üzerine bırakılmış. Etkileyici. Nasıl olmuşum? Ürünün genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz. En baskın özelliği konuşurken kendine dokunması, sık sık kol kaslarını sıkıp kontrol etmesi ve bulduğu her fırsatta tişörtünü çıkarmasıdır. Burası çok sıcak ya. Arkadaşlar, burası hiç sıcak değil. Bu modelimiz en karlı havalarda bile kısa kolluk giyinmekten asla vazgeçmez. Açıkçası üşümüyor mu yoksa kaslarını göstermeden edemiyor mu? Biz bundan pek emin değiliz. Üreticiler bu konuyla ilgili bilgi vermekten kaçınıyorlar. Bir diğer önemli konu da bu ürünü tercih edecek arkadaşların devamlı spor yapma baskısı ile uğraşmak zorunda kalmaları. Sen de yazdıralım mı sauna? Bak iyi gelecek. Ürünle ilgili ilginç bir detay vermek istiyorum. Spor yaparken inanılmaz sesler çıkartırlar. Ayrıca bu ürünler bol miktarda yumurta, et ve protein tozu ile beslenmelidir. Bunlarda herhangi bir aksaklık çıktığında ürün arıza çıkartabilir. Yani hanımlar, bu ürünü doyurmak gerçekten zor. Ayrıca bu ürün devamlı kaslarından bahseder. Spor salonunda ne kadar kaldığından, hangi hareketleri yaptığından, kaç set basıp kaç antrenman yaptığından sonsuza kadar bahsedebilirler. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kullanma kılavuzunda bununla ilgili bilgi yok. Fakat kullanıcı yorumlarında okuduğum kadarıyla bu ürünün sadık olduğundan bahsediliyor. Yani ben kullanmadım, bilmiyorum. Yorumcuların yalancısıyım. Bu özelliği bayağı iyiymiş yalnız benim. Evet, beklenmedik. Büyük bir ihtimal bunun nedeni de hayatında spordan başka bir şey olmadığı için vaktini sadece sporla geçirip başka şeylere vakit ayırmamasıdır. Ben beğenmediğim bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu ürün spor kıyafetleri içinde tamam çok harika görünüyor. Evet. Fakat diğer kıyafetler içinde maalesef öyle durmuyor. Nilcim, ben bu ürünün birkaç tane böyle takım elbise ve rugan ayakkabılı versiyonunu gördüm. Olmamış arkadaşlar. Ürünün orijinali bu. Eşofman altı üstü atlet. Eğer ürünü kendi tercihinize göre modifiye etmek istiyorsanız yapmayın. Ha en fazla dar paça bir pantolon, altına belki bir parmak arası terlik olabilir. Bir de ürün biraz ağır, yavaş hareket ediyor. Fakat bastığı yerden ses çıkarıyor, oldukça güçlü. Yani alıcısına göre değişir. Kimi sever, kimi sevmez. Evet arkadaşlar, şimdi ürünün avantaj ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Bence ürünün en büyük avantajı dosta güven, düşmana korku salması. Şu cüsseye bakar mısınız? Kardeşim, bir sorun mu var? Diğer yandan giderek narsistleşen ve kendini aşırı beğenen bir adama dönüşüyorlar. Ben nasıl bir şey oldum böyle ya?
Ayrıca bu ürün spora başlayacak herkese danışmanlık yapabilecek bilgi seviyesine sahiptir. Kazandığı paranın yarısından fazlasını spora ve ürünlerine harcar, yani rızkınız azalacaktır. Bu ürünü tercih edecek olanlar da ürünle beraber düzenli hayata geçer. Sadece her gün evde 10 yumurta haşlanmasına alışması gerekir. Bir de özgüven patlaması yüzünden sizi hayattan soğutabilirler. O kızla ben de meç oldum. Ayrıca bu ürüne sahipseniz ev taşırken dışarıdan adam çağırmanıza da gerek kalmaz. Evde aynı zamanda sizden çok kendisine dokunmasına alışmanız gerekiyor. Usul sert mi? Evet arkadaşlar, bizim bu ürün için söyleyeceklerimiz bu kadar. Seveni var, hastası var, sevmeyeni var. Umarız anlattıklarımız sizler için aydınlatıcı olmuştur. Şimdilik herkese hoşça kalın. Of, burası çok sıcak oldu.